Değerli izleyenlerimiz, bir Yeryüzü Notları programında daha beraberiz. Bu programımızda Moro'daki Müslümanları konuşacağız. Son 40 yılını savaşarak bağımsızlık mücadelesiyle geçiren Moro Müslümanları, 2013 yılından bu yana bu mücadelelerini barışa döndürmek için bir sürece girdiler. İşte 2013 yılından bu yana İHH İnsani Yardım Vakfı adına bu barış sürecini yerinde gözlemleyen İHH Mütevelli Heyeti üyesi değerli konuğumuz Hüseyin Oruç Bey bugün burada. Ben kendisine sözü vermeden önce sizleri haftanın notları ile baş başa bırakıyorum. Notlardan sonra tekrar beraber olacağız. Hollanda'da İslamofobik saldırılar ürkütücü boyutlara ulaştı. Son 2 yılda 250'den fazla İslamofobik, son 10 yılda ise 200'den fazla cami saldırısı gerçekleşti. Macaristan, geçtiğimiz yıl Sırbistan'la olan sınırına döşediği tel örgü üzerine bu sefer 150 kilometrelik elektrikli ikinci bir tel örgü sistemi döşeme kararı aldı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Güney Sudan'da Birleşmiş Milletler Barış Gücü kapsamında görev yapan Japon askeri birliklerinin geri döneceğini duyurdu. Gazze'de İsrail'in ezan yasağı yasa tasarısına karşı gösteriler düzenlendi. Gösteride "Minareler susmayacak" yazılı pankartlar taşındı. Yemen, Somali, Güney Sudan ve Nijerya'da son zamanların en büyük insani krizi yaşanıyor. Dört ülkede 20 milyon insan açlık sorunuyla karşı karşıya. Bahreyn'de güvenlik güçleri tarafından yapılan baskınlarda İran'ın uzantıları tarafından ülkeye sokulduğu iddia edilen çok sayıda silah stokları ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya Devlet Üniversitesi Nefret ve Köktencilik Araştırmaları Merkezi'nin yayınladığı rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde nefret suçları %24 arttı. Ferdinand Magellan Moro'yu neden işgal etti? Osmanlı Devleti ile Moro Müslümanlarının ilişkileri nasıldı? Amerika Birleşik Devletleri Filipinler'den ne zaman çekildi? Birazdan Yeryüzü Notları'nda. Hüseyin Bey, tekrar hoş geldiniz. Öncelikle Moro'daki Müslümanların durumu ve oradaki son süreci konuşmak istiyorum ama biraz daha geriye giderek Moro'daki bu mücadele ne zaman başladı, süreç ne şekilde ilerledi? İsterseniz oradan başlayalım. Aslında birçoğumuzun isim olarak bildiği, Moro denildiği zaman aklımıza gelen ama haritada hadi Moro'yu gösterin dediğimizde de haritadaki yerini bulamadığımız ama kalbimizde olan bir coğrafya Moro. Dünyadaki şu anda devam eden problemlerin en eskisi. 1521 yılında hepimizin başka bir şeyden dolayı tanıdığı, dünyanın yuvarlak olduğunu ispat etmesinden dolayı bütün tarih kitaplarımızda okuduğumuz Magellan'ın işgal etmek amacıyla Moro Müslümanlarının topraklarına gelmesiyle başlayan bir mücadele. Çok eski bir süreç. Çok eski. 1521, işte 500 yıla yakındır bu mücadele devam ediyor. Bölge Güneydoğu Asya'da ilk Müslüman olan coğrafyalardan bir tanesi. Ne kadar erken? 1400'lü, 1300'lü yıllardan itibaren Müslümanların hakim olduğu, 1300'lü yılların ortasından itibaren de Güneydoğu Asya'daki en güçlü İslami sultanlıkların, Müslümanların ülke olarak, devlet olarak var oldukları coğrafya. Bir sultanlık da kurulmuş, evet, öyle mi? Sulu Denizi'ndeki adalarda ve bugünkü Mindanao Adası'nda ağırlıklı olarak ama Filipinlerin tamamını da kontrol eden Müslümanlar var. Yani Magellan ülkeye ayak bastığında iki grup var. Bir tanesi Müslümanlar, ülkeyi idare ediyorlar. İkinci büyük kalabalıklarda tabiata inanan, animist olan yerliler. Mindanao bölgesinde Müslümanlar var ama bütün Filipinleri mi kontrol ediyorlar? Bütün Filipinleri kontrol ediyorlar. Ne kadar? Manila'da da aynı şekilde bir emirlik, evet, var. O aynı Mindanao'daki krallığa bağlı. Sulu Denizi, bugünkü Malezya topraklarının önemli bir kısmını içerisine alan, Brunei'yi içerisine alan, Endonezya topraklarından bir kısmını içerisine alan bir sulu sultanlığı var.
Bir de Mindanao'da Maguindanao Sultanlığı var. İkisi de birbirleriyle iyi iletişimde olan, birbirleriyle savaşmayan iki ayrı Müslüman topluluklar. Çok ciddi bir medeniyet oluşturmuşlar. Coğrafi olarak ne kadar bir alanı bu anlamda kontrol ediyorlar? Mesafeye baktığınız zaman mesafe bir ucundan öbür ucuna belki 7-8 saat uçakla gidilebilecek uzunlukta bir mesafeden bahsediyoruz. Ama adalar topluluğu olduğu için bugünkü Filipinler 7000'in üzerinde müstakil, üzerinde yerleşim olan adadan oluşuyor. O günküne bunu şeyleri de ekleyeceksiniz. Malezya'nın ve Endonezya'nın da adalarını ekleyeceksiniz. Belki çok daha çok sayıda coğrafyaya ulaşan çok geniş bir coğrafya. Bugünkü imkanları düşündüğümüzde o günkü kontrol ve güvenlik ciddi anlamda sıkıntı oluşturabilecek bir yapıya sahip ama buna rağmen bir güvenlik oluşmuş. Evet, ciddi bir medeniyet, ciddi bir zenginlik, ticari yolların üzerinde ve büyük imkanların olduğu bir coğrafya. Çok önemli bir medeniyet oluşturmuş. O coğrafyadan, o dönemden hala ayakta olan camiler var. İlk İslam'ı bölgeye getiren adına yapılmış olan cami hala ayakta, hala kullanılıyor. İbadet ediliyor. Tavitavi Adası'nın yakınında, küçük bir adada. Çok eski, kadim bir medeniyet var. Magellan bölgeye gelip de bugünkü Filipinlerin orta bölgesinde karaya çıkıp orayı işgal etmeye başladığında karşısında duran bir Müslüman lider var, komutan var. İsmi Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Lapu-Lapu, evet. Magellan'ı orada öldürüyor. İlk yenilgiyi tattırıyor. Onun sonrasında da sürekli mücadele devam ediyor. 1500'lü yılların ortalarında İspanyolların Meksika müfrezesi bölgeye çok büyük bir güçle geliyorlar. Manila'dan başlayarak ülkeyi işgal etmeye başlıyorlar. Ülkeyi kuzeyden güneye doğru sürekli bir ilerleyişle işgal ediyor. Müslümanlar daha yoğun bir şekilde ağırlıklı yaşadıkları Mindanao Adası'na ve Sulu Denizi'ndeki adalara çekilmek zorunda kalıyorlar. Kuzeyden güneye doğru kuzeyden mi iniyorlar? Güneye doğru iniyorlar. Bunlar yapılırken de Müslümanlar çatışmaya devam ediyor. İspanyollar da bu bölgeleri işgal etmek yerine bu bölgelerin içerisinde deniz kenarında kendilerinin kolonilerini oluşturuyorlar. Evet. Bugün Davao şehri, Zamboanga şehri gibi. Sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın ama o dönemde özellikle Osmanlı'nın en zirve olduğu dönemler, yani 1500'lü yıllar, evet. Ki Kanuni'nin 1526 malum tahta çıkışı. Burada bir ilişki var mı? Bir tarafta Müslümanlar İspanya'dan gelenlerin karşısında bir bozguna uğruyorlar. Böyle bir yardım, talep, gönderme ilişkisi var mı? Şimdi buranın moro olmasının sebebi aslında söylediğiniz şey. Endülüs'ün yıkıldığı döneme rastlıyor. Evet. Endülüs'ün yıkılması sonrasında Batı sömürgeciliği dünyanın her tarafına yayıldığı gibi buralara da yayılmaya başlıyor. Burada Magellan ve ondan sonraki gelenler bölge insanlarını Müslüman olarak görünce en son tanıdıkları, en son bildikleri Endülüs Müslümanları, ki o dönem İspanyollar onlara Moro diyorlar. Fas'tan geldiklerini düşündükleri için Moro diyorlar. Burada Müslümanları görünce buradakilere de Moro diyorlar. Morolular diyorlar. Moro ismi biraz onundan esinlenerek gelen. Biraz aşağılamadan var mı bu tanımlamada? Yani onun içerisinde tanımlamanın o günkü karşılığı nedir çok bilmiyoruz ama mağlup olmuş, ezilmiş bir medeniyeti yıkmış, çok uzun süre bir medeniyeti yıkmış galip olarak geliyorlar. Evet. Endülüs'ü yıkmışlar olarak geliyorlar. O ekabirlikle elbette geliyorlar bölgeye ama çok düşünmedikleri bir karşılıkla dururlar. Moro'yu çok uzun bir dönem sürekli savaş içerisinde işgal etmeye çalışıyorlar. Bangsa Moro, yani Moro halkı mücadeleyi hep devam ettiriyor. Hiç geri adım atmıyor. Sulu Denizi'ndeki adalarda çok küçük hakimiyetler kurabiliyor İspanyollar. Mindanao Adası'nın Müslümanların daha az yaşadığı yerlerde koloniler oluşturuyorlar ve oralarda varlıklarını devam ettiriyor. Filipinler isminin 2. Filip'le bir alakası var mı? Magellan'ın bölgeye gelmesi Filip adına geliyor. Onun için de bu topraklar onun toprakları deyip Filipinler deniliyor. İsmini de değiştiriyor. Karşılığı yok aslında. Müslümanların olduğu zaman adı Filipinler değil. Evet.
Orası Maguindanao ve Sulu Sultanlıkları. İki ayrı sultanlık var. Adının da değiştiği, bugün işte Müslümanları da tarif ederken gene o işgalcinin koyduğu ismi kullandığımız Filipinleri biz de kullanıyoruz. Evet. Ama Filipinler de yapay bir isim. Onun toprakları değil, Filipin toprakları değil. Orası Müslümanların toprakları. Orası bedelini kanla ödemiş, şehitler vermiş, çok ciddi sıkıntılar çekmiş Müslümanların toprakları. Yani mücadele 600 yıldır devam ediyor. Neredeyse işte 500 yılı aşkındır devam eden bir mücadele. Sadece İspanyollarla devam etmemiş. İşte o asıl 1550'li yıllardan itibaren başlayan süreç çok kısa bir İngiliz dönemi var. Önce İngilizler geliyorlar. Onlar 3-5 yıl civarında bölgede hakim oluyorlar. Onun sonrasında İspanyollarla Amerikalılar arasında büyük bir savaş yaşanıyor. Hindistan'daki işgalleri sürecinde mi oraya uğruyorlar İngilizler? Sonrasında. Daha sonrasında, epey bir sonrasında. Evet. Bölgenin en büyük gücü zaten İngilizler. Paylaşımda burası İspanyollara düşmüş bir paylaşım ama bizim dışarıdan okuduğumuz gibi çok da bir müttefiklik yok. Onların arasında da ciddi düşmanlıklar, ciddi savaşlar yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi de Amerika ile İspanya arasında yaşanıyor. Amerika'nın Amerika kıtası dışındaki en büyük savaşıdır. Bu 1900'lü yılların hemen başına, 1800'lerin İspanyollarla. Sonuna İspanyollarla yapılıyor. Paris'te masaya oturuluyor ve İspanya çok küçük bir paraya, 25 bin dolara Filipinler'deki bütün haklarını 25 bin dolara bir araba parası etmiyor yani. Gibi bir rakama oradaki haklarının tamamını Amerikalılara devrediyorlar ve ülkeden çekiliyorlar. 1800'lü yılların sonu, 1900'lerin başı, bugünkü yaşadığımız olan sıkıntıların çok daha ilerisindeki bir katliam dönemi yaşanıyor. Amerikalılar döneminde. Evet, Amerikalılar bölgeye İspanyollar gibi davranmıyor. İspanyollar çeşitli savaşlar yapıyorlar ama kendi kolonilerini oluşturup onun dışına çok fazla çıkmıyorlar. Amerikalılar bölgeye gelince çok daha yoğun bir katliam dönemi yaşanıyor. Bugünkü Cumhurbaşkanı, şimdiki başkanları olan Filipinlerin başkanı olan Duterte'nin söylemiyle rakamlar çok teyitli rakamlar değiller. Tespit etmek de belki çok kolay değil ama Amerika ile olan konuşmasında dile getirdiği rakam o dönem içerisinde 1900'lerin başındaki Amerika işgali sırasında 5 milyon Müslümanın öldürüldüğünü söylüyor Duterte bölgede. Çok dehşet bir rakam. Korkunç bir katliam yaşanıyor. Hemen arkasından da ülkenin kuzey bölgesindeki yoğunluklu olarak İspanyollar tarafından katolikleştirilmiş, Hristiyanlaştırılmış nüfusun toprak reformlarıyla Mindanao ve Sulu adalarına yerleştirilme siyaseti başlıyor. Bizim hepimizin çok aşina olduğu bir kronoloji var. Filistin topraklarının Yahudileştirilmesinin aynısı, hiçbir farkı olmadan aynı yöntemlerle dünyanın çeşitli yerlerinden nasıl Yahudiler toplanıp Filistin topraklarına getirilip oralar Yahudileştirildiyse, Filipinlerin diğer taraflarından Hristiyanlar getirilip toprak reformlarıyla topraklar Müslümanların elinden alınıp bu yerleşimci Hristiyanların eline verilip bölgenin demografisi de çok yoğun bir şekilde değiştiriliyor. Kendi topraklarında dönem içerisinde azınlık konumuna düşecek pozisyona geliyor Müslümanlar. Bu süreç gerçekten çok acı. Moro'nun 500 yıllık mücadelesi içerisinde 900'lü yıllar, 1900'lerin başından İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan yaşanan 40 yıl herhalde yaşanan en büyük trajedilerin, en büyük katliamların yaşandığı bir dönem. Bu da Amerikalılar eliyle maalesef orada Müslümanların başına geliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ilişkileriyle alakalı orayı zannediyorum geçtik herhalde. Orada bir şey var mı? Şimdi İlişki. Bir kere Osmanlı bütün Müslümanların halifesi, bütün hepsinin evet. Başı. Bir iletişim var ama o günkü şartlar bugünkü gibi iletişimi sürekli ve sıcak tutmaya imkan vermiyor. Değil, evet. Ama gidiş gelişler mutlaka oluyorlar. Özellikle Amerikan işgali başladığı dönem sonrasında İstanbul'da Abdülhamit Han var. Abdülhamit Han'a ekipler geliyor, gidiyor. Amerika konusunda yardımlar isteniliyor.
Amerika ile bölge Müslümanlarının arabuluculuğunu Osmanlı diplomatları yürütüyorlar. Bölgedeki katliamların düzeyinin düşmesinde bu arabuluculuğun, işte bugün bizim yapmaya çalıştığımız, dünyanın dört bir tarafında yapmaya çalıştığımız arabuluculuk, o gün Osmanlı diplomatları tarafından Amerika ile Moro Müslümanları arasında yürütülüyor ve katliamlar nispeten önlenme imkanı buluyor. Malezya'nın gündemine nasıl, ne sıklıkta geliyor bu işler? Malezya bunlardan çok sonra kurulmuş bir ülke. Yani bu konuştuğumuz zamanlar Malezya diye bir ülke yok. Malezya 1960'da kuruluyor. 1960 öncesinde zaten Malezya yok. Bugünkü süreçte Malezya etkin, arabulucu, iki memleke, iki gücü, Moro Müslümanlarıyla devleti bir araya getiren ve görüşmeleri kendi ülkesinin başkentinde kendinin atadığı bir arabulucuyla yaptıran Malezya. Evet. Şu anda çok önemli bir rol üstleniyorlar. Peki Amerikalılar ne zaman terk ediyorlar? Şimdi en azından şeklen. Şeklen terk etmeleri bir savaş. 1942 yılında Filipinleri Japonya işgal ediyor. 1942'den 46'ya kadar bir Japon işgali dönemi var. Sanıyorum bu dönemi şöyle adlandırılabilir. Çok uzun süre birbirleriyle savaşmış olan oradaki Hristiyanlar ve Müslümanlar 42-46 arasında ikisi birlikte Japonlara karşı savaşıyorlar. Ülkenin kurtulması, gerçekten oradaki mücadelede Müslümanların çok önemli bir rolü var. 46 ile beraber de ülke Japonlardan, işte 1945'te Hiroşima ve Nagasaki yaşandıktan sonra ülkeden çekiliyorlar. Amerika Filipinlere yardım ediyor. Bir Amerikan sömürgesi olmaya devam ediyor. 1946 yılında da Amerika yeni kurulan dünya düzeni içerisinde ülkelerin kendi geleceklerine karar verme öngörüsüyle Filipinlere bir hak veriyor. İsterseniz bağımsız olabilirsiniz diyor. İşte kırılma, bugünkü yaşadığımız 40 küsür yıldır devam eden çatışmalarında temeli burada başlıyor. 47'deki. 46'da Amerika bölgeye bağımsızlığını, Filipinlere bağımsızlığını vermeyi vaat edince Müslümanlar diyorlar ki evet, burası bağımsız olsun. Bu toprakların bir kısmı Hristiyanların toprakları ama tarihsel olarak buralar bizim topraklarımız. Özellikle Mindanao ve Sulu bölgesi bizim topraklarımız. Tarihsel olarak buralar bizim sultanlıklarımız. O zaman bize de ayrı soracaksınız. Biz de bağımsız olalım mı, olmayalım mı? Biz bir referandum istiyoruz diyorlar. Birleşmiş Milletler getiriliyor konu. Birleşmiş Milletler de bu konuda defalarca karar arıyor. Diyor ki evet, buradaki bu azınlıklarda referandumlara gitsinler ve kendi geleceklerine kendileri karar versinler. Ama Amerika bu demokrasi yolunu birçok yerde olduğu gibi tamamen kapatıyor ve Müslümanları da yeni kurulan Filipinler devletin bir parçası olarak ilan ediyor. Bölgeden de fiili olarak çekiliyor. Diyor ki bundan sonra başkenti Manila olan üniter bir Filipinler devleti var. Bunun da Sulu ve Mindanao adaları da bunların bir parçasıdır diyor ve bölgeden çekiliyor. O tarih itibariyle de bu sefer yeni bir katliam süreci başlıyor. Yeni bir göç hareketi başlıyor. O da Filipinler Devleti ile oluyor. Filipinler Devleti ile Müslümanlar arasında. Evet, yani Filipinler Devleti şunu çok iyi biliyor. Ülkenin en verimli yerleri buralar. Tarım, hayvancılık, doğal kaynaklar olarak buralar. En emin yerler buralar. Ülkenin diğer yerleri doğal afetlere çok açık. Özellikle tayfunlara çok açık. Sürekli felaketlerin yaşandığı yerler. Ama Mindanao'nun batısıyla Sulu Adaları çok daha emin topraklar, çok daha verimli topraklar. Ayakta kalabilmek için buralara ihtiyacı buraların olması, evet, olması çok önemli. Ve orada Müslümanların da bir şekilde elimine edilmeleri önemli. Yeni bir göç hareketi, yeni bir toprak reformu başlatıyor devlet. Yeniden bu sefer Müslüman olmayanların Müslüman coğrafyasına bölgelere geliyorlar. İskanı. İskanı, evet. Yoğun bir şekilde. İşte bir Müslüman köyü var. İki köyün arasına bir Hristiyan yerleşim oluşturuluyor. Ülke çok fakir bir ülke. Özellikle Mindanao Adası dışarısındaki Luzon ve Visaya adaları
Bunlar çok büyük nüfus barındıran yerler ve fakirliğin çok üst düzey olduğu yerler. Vaat edilen topraklar, zenginlikler. Bütün sıkıntısına, problemine rağmen çok yoğun göçler insanlar kabul ediyorlar ve bu bölgelere yerleşiyorlar. Verim olarak çok verimli bir arazi üzerinde ama... Ve sahip oluyorlar. Evet. Toprak reformuyla işte şu kadar metrenin üzerindeki toprakların tamamı devletleştiriliyor. O devletleştirilen topraklarda hiç hakkı olmayan, hiçbir karşılığı olmayan insanlara dağıtılıyor. Ve oralara yerleştiriyorlar. Ve bu da demin söylediğimiz o haritanın üçüncü fazında çok yoğun bir şekilde demografi sürüyor bu uygulama. Bu 1970'li yıllara kadar sürekli devam ediyor. 46-50 yaklaşık 25 yani yıl. 25 yıl boyunca Moro Müslümanları hukuklarını sürekli Birleşmiş Milletler nezdinde, uluslararası platformlarda, Filipinler içerisinde, diplomaside, siyasette aramaya çalışıyorlar. Ya biz Müslümanlarız. Barış yoluyla bu işi çözmek istiyorlar. Evet, yani bir çatışma ortamı yok. Tabi bu gelenek var. İşte 400 küsür yıldır devam eden bir mücadeleden gelen ve mücadelenin karakter olduğu bir coğrafya. Buna rağmen uzunca bir süre, tespit ettiğiniz o 25 yıl boyunca bir diplomasi yürütülüyor. Ama 1969 yılında bin küsür kişinin bir seferde katledildiği büyük bir katliam yaşanıyor. Bu nerede yaşanıyor? Bu Maguindanao Adası içerisinde, bugünkü Cotopaxi'ye yakın bir coğrafyada yaşanıyor. Bu katliam bölgede silahlandırılan yerleşimciler tarafından gerçekleştiriliyor. Biraz önce tarif ettiğiniz bir Müslüman köyün ya da iki Müslüman köyün arasında yerleştirilen diğerleri. Bunlar dönem içerisinde devlet tarafından silahlandırılıyor, terör grupları haline getiriliyor ve sürekli Müslümanlara saldıranlar devletin silahlı güçlerin yanında bunlar oluyorlar. Evet, müsaadenizle burada keselim. Bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar size döneceğim. Değerli izleyenlerimiz, Moro'yu konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Moro Müslümanları katliamlardan nasıl kurtuldu? Rodrigo Duterte kimdir? Moro barış görüşmeleri nasıl sonuçlanacak? Birazdan yeryüzü notlarında. Değerli izleyenlerimiz, aradan sonra tekrar beraberiz. Moro'yu konuşuyoruz. Konuğumuz İHA İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Hüseyin Oruç Bey. Hüseyin Bey, birinci bölümde özellikle son 46-70 arasındaki süreçte en son 1969 yılında yaşanan o büyük katliamdan bahsetmiştiniz. İsterseniz oradan devam edelim. Sonraki süreç nasıl ilerliyor? Şimdi, Filistin olsa herkes Filistin tarihini biliyor. Ama Moro, demin dediğim gibi, gönlümüzde olan ama bilgi olarak da çok zayıf olduğumuz coğrafyalardan. Onun için bunu herhalde biraz detaylı tarif etmekte ve tekrar etmekte fayda var. Uzaklığından yoğun olarak kaynaklanıyor. İşte bu katliam oradaki mücadelenin yeniden fitilini ateşliyor. Ve liderler çıkıyorlar, diyorlar ki bu iş aynı atalarımızın yaptığı gibi ancak mücadeleyle olacak. Bir araya geliniyor, çok yoğun bir şekilde bir araya geliniyor. Ve çok kısa süre içerisinde Mindanao Adası'nda ve Sulu Adası'ndaki birçok nokta Müslümanlar tarafından kontrol edilir hale geliyor. Ama bu bir savaş demek. Evet. Bu karşılıklı çatışmaların içerisinde 70'te başlayıp 76'da ilk barış görüşmelerinin yapıldığı döneme kadar 150 ile 200 bin arasında
insan hayatını kaybediyor. Kıyaslama, izleyicilerimiz kıyasla yapsınlar diye soruyorum. Ne kadar bir nüfus, ne kadar bir nüfusa karşı burada? 5 milyon insanın yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bunun 150 bini hayatını kaybediyor. 2,5 milyonu da yaşadığı yerlerden başka yerlere göç etmek zorunda kalıyorlar. Peki mücadele ettikleri insanların sayısı nedir? Yani onun yaklaşık kendi bölgelerinde yaklaşık %50. Evet. Ama biraz daha dışına çıktığınız zaman çok yoğun bir Hristiyan nüfus var. Yani Manila hükümetinin gönderdiği askerler. Manila hükümetinin o 70'e geldiğimizde Mindanao Adası da tamamı Müslümanların olan Mindanao Adası'nın bile 5'te 4'ü Hristiyan çoğunla, 5'te 1'i Batı bölgesindeki bir bölge ancak Müslümanların çoğunlukta oldukları bir yapıya dönüştürülmüş oluyor. O söylediğimiz haritadaki Müslüman ağırlığı çok az bir konuma getiriliyor. Adaların ulaşım zorlukları ve mücadele sıkıntılarından dolayı nispeten daha büyük oranda Müslümanlar yaşıyor ama ana kıtada asıl toprağın tutulduğu, asıl devletin merkezi olan Maguindanao bölgesinde 5'te 4'ü Hristiyanların, 5'te 1'i Müslümanların içerisinde. O 5'te 4'ün içerisinde de Müslüman köyleri var, Müslüman bölgeleri var ama oldukları yerlerin içerisinde hepsinde azınlıklar. Müslümanların çoğunlukta oldukları yerler işte bu 5'te 1'lik bir kısma %20'ye kadar düşmüş. 5'te 4'lük işgal 46'dan 70'e kadar mı, daha öncesinde de var mı? 1900'den 70'e kadar. Yani Amerikalılar artı Filipinlerin birlikte yaptıkları işgal dönemi 70 yıl içerisinde, evet, yaşanan. 76'da bir barış görüşmesi yapılıyor ama mücadele devam ediliyor. 96'da bir barış görüşmesi gene yapılıyor. Kendi bir barış içlerinde anlaşması mi bu görüşmeler, dışarıda mı yapılıyor, ülke dışında mı? Filipinler hükümetiyle oradaki cepheler arasında ilk dönem milliyetçi cephe, ikinci dönem şu anda geldiğimiz şeyde İslami cephe arasında yapılan görüşmeler. İlk görüşme 76 Libya'da yapılıyor. İkinci 96 anlaşması Endonezya'da yapılıyor. 2012'de bizim de parçası olduğumuz son anlaşmada Malezya aracılığıyla Malezya'da yapılıyor. Bu yaşanan süreç içerisinde devlet bir çatışmazlık öngörüyor bölgede. Bir şekilde Müslümanlarla sürekli oturuyor, bir barış masası ortaya koyuyor. Ama masada verdiği sözleri, anlaşmaları araziye geldiğinde unutuyor, uygulamıyor. Bu süreç böyle inişlerle ve çıkışlarla devam ediyor. 2012 yılına gelindiğinde rahmetli Selamet Haşimi'nin 1970'lerin sonunda kurduğu Moro İslami Kurtuluş Cephesi Moro'da ciddi bir güç haline geliyor. Daha önceki yapıların hepsi toplumda güvenirliklerini nispeten kaybediyorlar, destekçilerini kaybediyorlar. Asker sayıları çok aza düşüyor ama yeniden bir toplum inşa etmemiz lazım. Biz kendimizi düzeltmemiz gerekir ki Allah bizimle olan hukukunu, bizim bağımsızlığımızı ya da bu bölgede varlığımızı, bizimle olan kararını düzeltsin düsturuyla hareket edip toplumu dönüştürecek bir İslami hareket, sadece silahlı hareket değil, bir İslami hareket olarak hareket eden Moro İslami Kurtuluş Cephesi Selamet Haşimi liderliğinde çok yoğun bir mücadele devam ettiriyor. Devletle de 2012 yılında en tepe noktasındayken, gücünün en tepesindeyken, arazinin neredeyse %80'ini kontrol etmiş, halkın %80'inin tercihini almış, mücahitler sayısı bakımından dünyadaki bütün bu özgürlük mücadelesi yürüten grupların en büyüğü olmuşken, 50 binin üzerinde silahlı güce sahipken, bunu da halktan destekle yapan, hiçbir uluslararası gücün maşası olmadan ya da onlarla beslenen değil, halkın ekmeğini bölüp, bilerek, giysisini çıkartıp, mücahitlere giydirip, silahını kendisi kurduğu fabrikalarda üreten, tamamen milli, tamamen kendine dayalı ve bölgede savaşmak için değil, bölgede halka barış getirmek için, halkını muhafaza etmek için kurulmuş bir askeri gücü, siyasi ve ekonomik ve toplumsal değişimle destekleyen bir hareket halinde bu yapıyı 2012'ye kadar getiriyor. 2012'de devletle Moro İslami Kurtuluş Cephesi masada anlaşıyor. Bu anlaşma çok tarihi bir anlaşma.
Masaya bu konuyu götüren kim? İslami Selamet Cephesi mi? Karşı taraf mı? İkisi birlikte. İkisi beraber götürüyor. Yani çok önemli. Yani Selamet Haşini'nin ortaya koyduğu İslami tavır çok önemli. Savaş, barışa ulaşmak için yapılan şeydir. Savaş insanları öldürmek, birilerini katletmek, birilerinin ölmesine seyirci kalmak, ülkelerin yıkılmasını için yapılan bir şey değildir. Savaş, insanlarınızı muhafaza etmek ve barışa taşımak, ekonominizi geliştirmenin zeminini oluşturmak, eğitimin zeminini oluşturmak, savaşın amacı bu. Bunun için yaparsınız diye tarif ediyor Selamet Haşimi ve hedefinde hep barış var. Mücadeleyi sonuna kadar sürdürüyor. Eğer bizim coğrafyamızda olsaydı, bize yakın bir yerde yaşıyor olsaydı, herhalde o Selamet Haşimi ve arkadaşları dünyanın en çok tanıdığı isimler olurlardı. Çok büyük bir mücadele. Gerçekten altyapısı çok iyi oluşturulmuş, ideolojisi çok iyi oluşturulmuş. Dünyadaki diğer İslami hareketlerden etkilenmiş ama kendi özünde, kendinin dinamikleriyle özgün, topluma dayalı, bağımsız bir İslami hareket ortaya çıkartmış. Bunun ideolojisini yazmış, uygulamış, sonuçlarını da görmüş olan bir lider. Kübalı Ç değil, Moralı. Özellikle Ç ile şeyi karşılaştırıyorlar. Şu Selamet anda, Haşimi olurdu. Selamet Haşimi'den sonra hareketin başına Genelkurmay Başkanı olan, hareketin Genelkurmay Başkanı olan Hacı Murat İbrahim geçiyor. Hacı Murat İbrahim bir efsane bölgede, askeri bir deha. Tam Çey'nin karşılığı bu coğrafyada. Ama onun bu alandaki başarıları herhalde 100 tane Çey yapar diyorlar. Öyle bir adam. Şimdi hareketin başında o var. O halen devam ediyor. Halen devam ediyor. Selamet Haşimi 2003'te vefat edince hareketin başına Hacı Murat İbrahim geçti. Ve istişareye çok önem veren Merkez Komite dedikleri bir yönetim kurulları var. O yönetim kurulunda bütün kararların alındığı ve liderin de oranın istişarelerinden çok faydalandığı bir hareket orası. 2012 yılında güç iki tarafı da masaya oturtuyor. Hacı Murat İbrahim'in de gördüğü, Selamet Haşimi'den öğrenip gördüğü, Manila hükümetinde gördüğü bir şey var. Artık biz ne kadar savaşsak da hedeflerimize savaşarak ulaşamayacağız. Başka bir yol bulmalıyız. Bir yola ihtiyacımız var bizim. O da barış. Barış için de mutlaka adımların geri atılması gerekiyor. Filipinler devleti bir adım geriye çekiliyor. Moro Müslümanları da bir adım geriye çekiliyor. Moro Müslümanları diyorlar ki tamam, biz bağımsızlıktan bir adım geriye çekilip geniş yetkili bir özerk yapıya razı olacağız. Burayı bir daha ifade eder misiniz? Geniş yetkili özerk bir yapıya razı olacağız. Yani biz Filipinlerin parçası olacağız ama siz de bileceksiniz ki burası Moro toprakları. Biz Morollarız. Bizim kimliğimizi kabul edeceksiniz. Eyalet anlaşılabilir mi buradan? Eyalet de değil. Aslında çok karşılığı olmayan bir anlaşma var önümüzde. Sınırları olacak. Belli. Belli bir sınırlar içerisindesiniz ve devlet diyor ki bir asimetrik ilişki var aramızda. Burası Moro toprakları, siz de Morollarsınız. Kimliğinizi kabul ediyorum. Evet. Bayrağınızı kabul ediyorum. Evet. Bu bölgenin sizin olduğunu, bu coğrafyanın sizin olduğunu kabul ediyorum. Bölgeden askerimi çekiyorum. Bölgenin güvenliğini sizin oluşturacağınız polis gücü, askeri güç değil, bir polis gücü sağlasın. Siz Müslümanlarsınız, şeriat mahkemeleri kurulsun. Müslümanlar bu hukuka tabi olsunlar. Müslümanlar kendi aralarındaki hukukta. Hristiyanlarla Müslümanların arasındaki hukuk gene aynı cari Filipinler hukuku geçerli olsun. Aklıma Medine vesikası geldi. Sözünüzü kesiyorum. Hani orada diyor ya Efendimiz, size saldırı olursa bize saldırı kabul edeceğiz. Bize saldırı olursa size saldırı kabul edecek misiniz? Dolayısıyla bu anlamda bir anlaşma yapılıyor. Burada da böyle bir şey var mı? İki taraf dışa karşı. Dışa karşı zaten Filipinler devleti burası. Evet. Burada yurt dışı ilişkileri yürütebiliyor. Yani bir devletin kendi dili var. Dili kabul ediliyor. Resmi dil olarak kabul ediliyor. Seçimlerini kendisi yapıyor. Parlamentosunu oluşturuyor. Parlamentonun içerisinden hükümetini oluşturuyor.
Bir devleti tarif ettiğiniz zaman olan şeylerin birçoğu var. Eksik olan şey ne? Diplomatik ilişkilerini Manila üzerinden yürütüyor. Ve kendi para basmıyor, Filipinlerin parasını kullanıyor. Bir de askeri yok. Askeri yok ama polisi var. Polisi yani var. Bölgesinde kendisi var. Bunların hepsi ekonomik güçlerini kendisi kullanıyor. Zenginliklerini bölgesi için kendisi kullanıyor. Geçmişteki geri kalmışlığa karşılıkla Filipin devleti belli bir dönem genel bütçesinin önemli bir kısmını bu bölgede yatırım olarak vaat ediyor. Şu an masada bu mu var? Bu anlaşma imzalandı. 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 2012'de bu anlaşmada. Duterte ile mi daha önce? Daha önceki daha dönemde önce. İmzalandı. Savaş çok kolay bir şey. Bir mermi savaş çıkartıyor. Rahatlıkla bunu yapabiliyorsunuz. Evet. Barış ama çok zor. İş bir kere bozuldu da işler kötüye gitmeye başladı mıydı? Barışı geri getirmek gerçekten çok zor ve ciddi fedakarlıklar istiyor. Ciddi emek istiyor. Her şey savaşın bahanesi olabiliyor kötüye gidince işte. Ama barışı bozmanın da her şey sebebi olabiliyor. Evet. Çok sıkı durmak, sabırlı olmak gerekiyor. Dirayetli ve güçlü olmak gerekiyor. Moro şimdi bunu yürütüyor. 2012'de bu anlaşma imza edilirken çerçeve anlaşması denildi. Bu anlaşma imza edildiğinde Moro tarafının bir şartı oldu. Dedi ki bugüne kadar biz defalarca sizinle anlaştık ama her defasında bir yol kazası yaşadık. Siz bize, biz size anlaşmayı yerine getirmediğini söylediniz. Şimdi bağımsız bir izleme heyeti oluşturalım. Bu izleme heyeti bizi takip etsin. Ve siz o devrede mi girdiniz? Biz o 2012 anlaşmasıyla oluşturulan bu bağımsız izleme heyetinin parçası olarak devreye girdik. 5 kişilik bir heyet oluşturuldu. Bu 5 kişiden bir tanesi, uluslararası bir heyet bu. 5 kişiden bir tanesi de İHA. İHA adına da ben bölgeye gidiyorum. Her 2 ayda bir bölgeye gidiyoruz. Bölgede incelemeler yapıyoruz. Hem devlet tarafında hem de bizim Moro tarafında sahada incelemeler neyi, yapıyoruz. Neyi inceliyorsunuz? İki taraf neye imza attıysa bir yol haritamız var. O yol haritasında nelerin yerine getirilip nelerin yerine getirilmediğini inceliyoruz. Bir örnek verebilir misiniz? Sözlerin tutulup tutulmadığını inceliyoruz. Mesela şu andaki süreç içerisinde yol haritamızda en önemli şey bu anlaşmanın parlamentodan geçirilip kanun haline getirilip fiili olarak uygulamaya konulması gerekiyor. Bir önceki iktidar döneminde, başkan döneminde maalesef bu devlet tarafından verilen sözler yerine getirilemedi ve bu kanun geçmedi. Başkanlık sistemi var Filipinler'de. Başkanla birlikte, başkan sadece bir dönem seçiliyor, 6 yıl. Başkanla birlikte ülke her şeyiyle değişiyor. Tamamen değişiyor. Kişiye bağlı mı? Kişiye bağlı, çok kişiye bağlı bir başkanlık sistemi var orada. Partiler güçlü değiller, parti geleneği yok. Bir başkan geliyor ve başkan istediğini alıyor, etrafında bir kabinesini oluşturuyor ve 6 yıl boyunca kabinesi ve bürokrasisini kendi oluşturduğu, siyasetini kendisinin koyduğu bir ülke yönetimi oluyor. Duterte çok aykırı bir isim. Normal şimdi seçilen başkan, hiç seçilmesi umut edilmeyen bir şeydi, şans verilmeyen bir isimdi. Ama Filipinler halkı çok ekstra söylemleri olan Duterte'yi tercih etti. Açık arada başkan seçildi. İlk defa Filipinler tarihinde Mindanao Adası'ndan bir başkan seçildi. Büyükannelerinden bir tanesi kendisi de Müslüman. Mindanaoğlu. Mindanaoğlu kendisi. Büyükannelerinden bir tanesi de Müslüman. Aşırı solcu birisi, komünistlere çok yakın bir geçmişi var. Bölgedeki büyük şehirlerden bir tanesinin 20 küsür yıldır belediye başkanlığını yapan bir isim ama süreci iyi biliyor. Kampanyasında da tek Moro problemini çözmeyi vaat eden başkan adayı Duterte'ydi. Çok sert söylemleri var ama. Devam ediyor çok sert söylemlere. Amerika'nın eski başkanına da yeni başkanına da sert söylemler. Devam ediyor. Avrupa Birliği'ne de benzer şeyleri söylüyor. Belki bütün dünyadaki bu milliyetçi ve sağcı şeyler Filipinler'de de kendini gösterdi. Bu söylemler ona toplumda korkunç bir destek sağlıyor. Bugüne kadar hiçbir başkanın ulaşamadığı bir güvenilirlik seviyesine sahip Duterte. %91, halkın %91'i
hala Duterte'ye destek veriyor. Yani oy vermeyenler de destek kendi veriyorlar. Kendi kamuoyu araştırması mı yoksa Amerikalıların yaptığı, Amerikalıların araştırması %91. Bu çok yüksek bir rakam. Bu tavır Müslümanları bu anlamda ne kadar olumlu ya da olumsuz etkiliyor? Şimdi süreçte ciddi bir kararlılık var. İki tarafta bu süreci devam ettireceğini söylüyor. Hem cephe hem de Duterte. Ama geçen 2017 Temmuz'da görevi devraldı. O zamandan bu zamana kadar bir geçiş dönemi yaşanıyor. Yani bürokrasi değişiyor, kabinesi değişti. Ülke yeni bir şeye yeni ayağa kalktı. İşte kaldığımız nokta, bir önceki başkanda kaldığımız noktadan önümüzdeki günlerde yeniden başlıyoruz. Yani geçirdiğimiz 3 yıllık süre içerisinde en önemli konumuz olan bu anlaşmanın temel yasa olarak meclisten geçirilmesiyle ilgili gereksinim şimdi yeniden masada. Şu anda ilk adım bunun meclisten geçmesi mi? Evet, yani onunla başlayacak bir süreç. Şöyle bir yol haritası yeniden belirlendi ve iki taraf onun üzerine mutabık kaldılar. Biz de bundan sonraki süreçte onu takip edeceğiz. Bu yasayı, anlaşmayı yasa haline getirecek olan 21 kişilik bir komisyon oluşturuldu. Evet. Bu Banksamoğru Geçiş Komitesi isminde bir komisyon. Başkan geçen hafta bunların isimlerini açıkladı ve görevlendirmelerini yaptı. Şimdi bu 21 kişi oturacaklar. Yeni temel yasayı, Banksamoro'yu kuracak olan anayasayı aslında yazacaklar. Haziran ayında başkana verecekler. Hepsi 2017. Müslüman mı, karışık mı? Karışık. Bunların 21'in 11 tanesi Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin temsilcileri, 10 tanesi hükümetin temsilcisi. Hükümet tarafında da onların içerisinde de 10 kişiden 3 tanesi oradaki büyük yapılardan, Müslüman mücadele gruplarından bir tanesinin temsilcisi, 3 kişi. Gene bunların da bir kısmı Müslümanlar. Diğer 7 kişinin içerisinde de Müslümanlar da var. Peki, Müslüman olmayanlar da var. Böyle bir komisyonun kurulması zımnen bu işi kabul ettiği anlamına da gelmez mi? Zaten bunun anlaşması yapılmış. İmzalar atılmış, bir önceki başkan bütün dünyanın huzurunda, bizim de olduğumuz yerde İHA'nın da adı geçen bir anlaşmaya imza attı 2012'de. Daha sonra da 2014'te geçmiş anlaşmaları da kapsayan kapsamlı anlaşmaya bütün dünyanın gözleri önünde imza atıldı ve bu iradesini Filipinler'de Moro İslami Kurtuluş Cephesi de zaten ortaya koydular. Şimdi kaldığımız yerden Haziran ayında, 2017 Haziran'da başkana bu komisyon yasa taslağını teslim edecek. Haziran'dan Ocak ayına kadar olan süre içerisinde de başkan bu taslağı meclisten geçirecek. Peki 2012'deki biraz önce bahsettiğiniz anlamda kendi iç işlerinde polisi olacak, asker olmayacak. Evet. O şartlarda bir değişiklik var mı? Şimdilik yok. Çünkü aynı anlaşma, yeni bir anlaşma değil. Bu anlaşmanın yol haritası uygulamasıyla ilgili süreç şu anda devam ediyor. Mecliste ne olacak? Mecliste inişler çıkışlar elbette yaşanıyor. Tabii. Bazı şeylerde belki eksiklikler olacak, bazı şeylerde artırımlar olacaklar. Her ne kadar pazarlık bitti denilse de meclis aşamasında da bir miktar pazarlık şeyleri gene ihtimalen olacaktır. Bir önceki mecliste yaşandığı gibi. Meclisten geçtikten sonra Mindanao Müslümanın hayatında bu ne tür bir değişikliğe sebep olacak? Şimdi eğer 2018 Ocak ayında bu meclisten geçerse Nisan ayı gibi bir referandum olacak. Referandumda bu bölgeye sorulacak. Siz bunu istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Evet çıkarsa... Referandum sadece... Sadece bu bölgede olacak. Bu bölgede olacak. Sadece bu bölgede olacak. Bu bölge Müslümanların ağırlıklı olduğu bir bölge. Ama şöyle bir ayrıntısı var bunun. Ağırlıklı olduğu yerlerin dışında çok yakın olan coğrafyalar ve sınır şehirleri var. Bu sınır şehirlerinde de oylamalar yapılacaklar. Ve onlar da buraya dahil olup olmamayı oylayacaklar. Yani Mindanao'ya mı bağlanacak ya da Filipinler'de mi kalacak? Evet. Banksamoro'da mı olacaklar yoksa Filipinler'de mi olacak? Oylanacak. Bunu yaptıktan sonra da referandumda evet çıkması çok yüksek muhtemel. O olduktan sonra da bu söylediğimiz komisyon görevini bitirmiş olacak ve cephenin kuracağı bir geçiş hükümeti
Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin kuracağı bir geçiş hükümeti oluşturulacak. Ve söylediğimiz anlaşmanın başlangıcı tamamen oturmuş olacak. Burada cephe idareyi tamamen eline alacak. 2022'ye kadar 3 yıl boyunca bu geçiş hükümetini cephe kontrol edecek ve anlaşmanın diğer maddeleri. Bu diğer maddeler neler? İşte yeni polis gücünün kurulması, ordunun bölgeden geçirilmesi, parlamentonun altyapısının hazırlanması, hükümetin nasıl olacağı, bürokrasinin nasıl yürütüleceği, yani devletin, yeni oluşturulacak alt devletin bütün mekanizmaları bu geçiş dönemi 3 yıl içerisinde hazırlanacak. 2022 yılındaki seçimlerde de Bangsamoro'nun meclisi seçilecek. Bu mecliste bir hükümet oluşturacak ve fiili olarak görev başlamış olacak. Buradaki önemli ayrıntılardan, devletin çok önem verdiği şeylerden bir tanesi, oradaki silahlı güçlerin aşamalı olarak polis gücüne dönüştürülmesi aşaması. Evet. Bu çok önemli bir şey. Evet. Devlet orada artık kendiyle mücadele eden bu mücahit grupların bir dakikadan olmamasını biraz istiyor. Fazlaca bir zamanımız var. Biraz toparlamamız gerekiyor. Bu süreci tamamladıkları zaman inşallah biz de o 2022 yılındaki meclis toplantısı, meclisin ilk toplantısında olacağız ve diyeceğiz ki biz İHA olarak bu anlaşmaya şahitlik ettik. Bu anlaşmanın maddeleri yerine getirildi. Bugün Bangsamoro Meclisi kuruldu ve buna olan şahitliğimizi de imza altına alıyoruz diyeceğiz. İHA'nın da içinde olduğu 5 imza atılıp fiili olarak bu süreç inşallah tamamlanmış olacak. Böyle bir süreci şu anda gözlemlemeye devam ediyorsunuz. Gözlemlemeye devam ediyoruz. Sizin dışınızda başka bu anlamda gözlemci var mı? Bu 5 kişilik bir heyet. 5 kişinin başkanlığını Avrupa Birliği'nin eski büyükelçisi, Filipinler Büyükelçisi yapıyor. Amerikalı bir vakıf var. Onun başkanı orada üye. Asya Vakfı, İHA üye. Bir tane devletin önerdiği Filipinli STK var. Bir tane de cephenin önerdiği Morolu bir STK var. Toplam 5 kişiden oluşan bir heyetimiz var. Bu heyet bu gözlemleri devam ettiriyor. Devam ettiriyor. Böyle bir anlaşma umarım herhangi bir yol kazasına uğramaz ve geçer. Dünyanın diğer bölgelerine de örneklik teşkil edebilir mi? İnşallah. Bu birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi ve oturtulması için çok önemli bir şey. Evet. Müslümanların azınlık olarak yaşadığı her coğrafyada benzer şeyleri gerçekleştirebiliriz inşallah. Çok teşekkürler. Razı olsun. Değerli izleyenlerimiz, Moro'yu konuştuk ve konuğumuz Hüseyin Bey. Hüseyin Bey'in anlattığı süreç umarım planlandığı gibi sonuçlanır ve hakikaten bu sürecin sonunda Moro'daki Müslümanların bayram havasını da burada konuşma imkanımız olur. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.